Şimdi sizleri farklı bir internet ortamıyla tanıştıracağız. İnternetin suç bölgesi Dark Web yani karanlık internet. Arkadaşlarımız Cihan Ünal ve Enes Baysal internetin o karanlık yüzünü araştırdı. İzleyelim. Deep Web'in görünmeyen, gizlenen yüzü. Dark web, webin karanlık yönüdür. Size bahsedeceğimiz internet ortamı hiç masum bir yer değil. Hatta ürkütücü. Adı da dark web yani karanlık internet. Direkt olarak girme şansınız söz konusu değil. Çünkü özel bir tarayıcı aracılığıyla bu sisteme erişebiliyorsunuz. Özel tarayıcıyı indirmeniz de yetmiyor. Çünkü burada da şifrelenmiş URL linkler, web siteleri söz konusu. <laughs> internet tüm internetin sadece yüzde beşini oluşturuyor. Yani aşağıya doğru indikçe internet derinleşiyor. Deep Web'den Dark Web'e doğru yol alıyor. Peki bu suyun altında neler var? Dark Web, Web'in görünmeyen yüzüdür. Her türlü illegal işlem, işte kiralık katillerin bulunduğu, uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı, kaçak kredi kartlarının aynı şekilde çalınan hesapların, pazarlama sitelerinin bilgilerinin e, satıldığı, ele geçirildiği bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Tor isimli uygulamayla Dpwp e kolaylıkla erişebilirsiniz. Ancak Dark Web'e ulaşmak çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Çünkü burada o tor tarayıcısını indirmeniz yetmez. Aynı şekilde şifrelenmiş, gizlenmiş URL linkleri, web sitesi adreslerine de ulaşmanız gerekir. Hatta bazı URL adreslerine ulaşmanız da yetmez. Aynı şekilde size verilen şifreyle erişim sağlayabilir ve daha sonra o siteye giriş sağlayabilirsiniz. Murat Kırık hocamla birlikte Dark Web'e girdik. Şimdi Dark Web'in karanlık dehlizlerinde dolaşmaya çıkacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Bilimum uyuşturucu hapların satıldığı bir siteden bahsediyoruz. Ödemeler tamamen kripto para ve bitcoin üzerinden gerçekleşiyor ki kimlikler bilinmesin ve anonim bir şekilde alım satım işlemi gerçekleştirilsin. Ee, belki de karanlık webin en tehlikeli boyutlarından bir tanesi kiralık katil siteleri. Kiralık katil sitelerine de Darknet üzerinden erişebiliyorsunuz ancak siteye erişmenize yetmiyor. Size verilen referans kodunu aldıktan ve siteye girdikten sonra kiralık katil listesi önünüze çıkmış oluyor. Peki Deep Web ve Dark Web'te kimler var? Kimliklerini neden gizliyorlar? Her türlü ilegal, yasa dışı işlemi gerçekleştiren kişiler, izlerini kaybettirmek isteyen hackerlar, siber korsanlar, casuslar çocuk istismarcıları ve bunun dışında uyuşturucu tacirlerinin bu sanal ortamda yer aldıklarını ve buradan işlem gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Derin internette kimlikler gizlenebiliyor ama bu suçluların sonsuza kadar kaçabileceği anlamına gelmiyor. Buradaki kimliklere ulaşabilmek çok zor. Ancak e, ciddi anlamda devlet güçlerinin buradan bilgilere erişebildiğini görüyoruz. Dark web'e girdim. Başımı belaya sokmuş olur muyum? Kesinlikle bu bilginiz bir şekilde siber emniyet güçlerimiz tarafından bulunabilir ve bir anda sorguya çekilebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.